Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. Şimdi köyümüz kalabalıklaştı. İkinci evi yaptım. Şuraya hemen aslanım. Aslanım. Kapıyla oynama. 6 kişilik yerimiz var şu an. 3 tane yatak attım. İçi böyle. Başka da bir şey yok zaten. Küçücük bir yer. Şimdi evleri normalde değiştirecektim. İnternetten baktım böyle çok güzel bir şey bulamadım. Düzgün bir şey yok. Bu da böyle bir gözüm alışmaya başladı yani. Çok da kötü gelmiyor. Yine bir ayar mayar çekeriz. Belki bir değiştiririm. Şey yapıyorum şimdi. Farklı bir şey açtım Orada yapıları kendim deniyorum. Çünkü internette düzgün bir şey bulamadım. Kendim orada yapa yapa deniyorum. Şeyi falan denedim. Şu evi hani bir blok daha yükseltsem daha mı iyi durur diye. Yükseltince daha kötü durdu. Böyle iyi şimdilik. Şimdi şunları şöyle bir alalım. Bunlar da kırıldı kırılacak da. Dursun şimdilik öyle. Bu bölüm Şuradaki gittiğimiz yaktığımız kuleye tekrar gideceğim O kulenin orta katına falan girmedik. Bu kuleye baştan en aşağıdan gireceğim. En üstten çıkacağım. Direkt burayı fullleyeceğiz. Kulenin içinde ne varsa bütün loot'u alacağım. Ondan sonra köye gelir geliriz. Şimdi zümrütüm yetecek mi bilmiyorum da bir tane asker alabilir miyim acaba? 4 zümrütüm var. 10 zümrüt lazımmış bir asker için. Şimdi 10 zümrüt lazımsa bir asker için ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Benim köylülere iş vermem lazım ki bir şekilde ticaret yapıp Bir şeyler satıp bir şeyler alabilelim ee, Onun için Hübre varili nasıl yapılıyor Hübre varili slöplere döşüyoruz. tamam dur Kapa Ver bakma odana 6 tane yetmiyor 7 tane lazım Şöyle yapacağız Gelin abi biriniz alın şu işi. Köylüler. Hadi bakın bir alsın şu işi. Sen mi alacaksın? 26 patatese bir zümrüt, 15 turpa bir zümrüt veriyor kendisi. Bizde hiç patates de yok, şey de yok. Bir daha deneyeceğiz şimdi. Hemen kıralım, bir daha deneyelim. Tekrar al bakayım. 22 havuca bir tane zümrüt diyor. Avucumuz diyor. Kendimiz bir tarla yapmak durumunda kalacak gibiyiz buraya. Ya tarla zaten yapacağız da. Kral bir daha bir alabilir misin işi be? Birisi bir alsın bakayım. Kim alacak sen mi alıyorsun? Kim alıyor? Bu mu alacak? Anasının gözünden geliyor. Bir zümrütü al tek bu daha kötü oldu. Çık lan. Şimdi başa dönecek muhtemelen zaten. Tamam 22 havuca 15 turp. Havucumuz var en azından ekeriz. Yemezsem geriye kalanları. Bunları ekeriz. Patateste turp hiç yok. O kuleden belki tohumunu çıkarabiliriz bunları. O biz bir gidelim. O kapıyla çok oynuyoruz bak ha. Adam başına onu zümrüt lazım. Şimdi tarlayı nereye yapsak? Şimdi köyümüzün düzenini ayarlamamız lazım. Bence tarlayı şuraya yapabiliriz. Burası bir tık daha yüksek zaten şu an. Evlerim evleri buralara dizerim. Şurası orta kısım meydan gibi olur. Şuraya bir tarla atılır. İleride şuraya doğru büyütebiliriz belki tarlayı. Şu aradaki toprak bak şurada bir boşluk var şöyle. Şurayı şöyle kapatıp tarlayı böyle büyütebiliriz. Ee, şekil olsun diye belki bir değirmen falan da yaparım. Bu ağaçların olduğu kısım hatta bak bu ağaçların olduğu kısım dursun direkt böyle. Burayı direkt ormancının yeri yaparız. Buradan ağaç keser. Muhtemelen ağaç ekiyordur. Bilmiyorum ekebiliyor mu da eker muhtemelen. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Evin içini bir göstereyim. Eve taşınırız. Ev böyle kalacak artık. Şimdi buradan birer tane işte madencidir, oduncudur, balıkçıdır, çiftçidir falan filan bunları aldım. Ee, şimdi çiftçi yaparız. Ama önce tabii işçim olması lazım çiftçi için. Onu halledeceğiz. Şimdi bu masaları e, bilerek game moddan aldım. Çünkü şöyle bir şey var. Bu masaları craftlayamıyorsunuz. Bunları normalde tüccarlardan ticaret yaparak açıyorsunuz. Ama ben bununla ticaret yapacağım. Bu köylünün seviyesi artacak. O bir de ölmemesi lazım. Seviyesi artacak, ölmeyecek de ondan sonra takasla ben o şeyi alacağım. İşte az önce gösterdiğim blokları. O blokları öyle alıyorsunuz normalde. O kadar uğraşmak istemediğim için direkt game moddan birer tane aldım. Şimdi çiftçi çiftlik işini vesaire hallediyor. Tarla yerini ayarlarız. Ben bu kuleye gideyim. Turp murup bulursak onu da ekeriz. Ya da sadece havuçlan mı önce? Bak şöyle yapayım. Kemiğim var zaten. 35 tane kemik var. Ben hayvan gibi bir tarla yapayım. Ver şuradan bir tane de kova, iki tane de kova yapsam bana. Kazan yaptık lan dur. Kova nasıl yapılıyordu oğlum? Şu kova şöyleydi. Pardon. Ve iki tane kovayı bir ver bakayım. At demiri. Hem dönüşeyim. Ben gidiyorum. Şu aşağıdan iki dakika bir su alıp da... Oo, burada ne... Amma çok hayvan var ha. Suyu alabiliyorum değil mi ya? Yani suya giremiyoruz ateş ejderhası olarak ama... Tamam, suyu alabiliyoruz. Sıkıntı yok onda. Biraz şöyle hız alayım. İnsana dönüş hiç yemeğe harcamayalım boşuna. İnsana dönüş insanken yeriz. Ekmeğim falan var mıydı benim? Var var 51 tane ekmek var. Ver karnımızı doyuralım. Şimdi tarlayı dediğim yere yapacağım. Yalnız o çiftçinin de olması lazım ya. Şimdi şurayı bir açacağız da şu ekmeği de bir atalım boşluk. Şimdilik öyle çok büyük bir şey yapmaya gerek yok. Çok büyük bir şey yapacak malzememiz de yok zaten. Şimdilik şuraya hızlıca bir sınırsız su yapayım. Daha sonra burayı kapatırız. Parlayı yaptıktan sonra. Şimdi buğdayı bir at. Ee, çapa lazım. Dur çapa yapalım. Çitle çevirsem mi acaba etrafını ya? Köylüler girmesin diye. Akasya çitiyle çevireyim ben etrafını bunun. Garanti olsun. Köylüler gelip şöyle bir sıkıntı var. Yani bu çiftçi köylüyle ticaret yapacağız da bu gidip orada şeyleri kırıp almasın. Onun yerine modlu olanı kullanacağız. Şimdi şöyle yapacağım. Ee, çubuk falan hallederiz onu. Dur şimdi. Ne lazım lan ben ne yapacak? Ha çapa yapacağız dur. Şunu ver. Demir mi yapsam? Demir yapayım çünkü ileride çiftçiye de çapayı ben vereceğim zaten. Şunların şimdilik şöyle yarısını bir dönüştür. İnsan bana bir çubuk yap. Demir çapa yap bakayım bir tane. Bir tane demir kazma yap da o da kırılacak. Hatta yapmışken bir de demir balta yap sen. Hazır elimiz değmişken hepsini aradan çıkaralım. Ver bunu da. Şimdi biraz daha çubuk lazım. Çitler için. Çok mu olur lan? Almaz ya. 24 tane az bile oldu. Bunların hepsini dönüştür. Biraz daha çubuk. Çit kapısı da şöyle miydi? Bir tane çit kapısı olsa yeter. 24 tane dur bakayım bir yapayım da. Eksik kalan yanı kesin olacak. Onu ayarlarız. Şimdi düz böyle şey mi yapsam acaba suyu yoksa blok blok mu koysak? Bence çok dümdüz yapmaya gerek yok. Bak şimdi. Şurayı bir tane kır. Buraya bir su attım. Yanlış değilsem 4 blok kadar bu açıyor olması lazım. 4 blok hatta 5 blok kadar ıslatıyor olması lazım. Bir deneyelim. Arka bloğu şurası ıslanırsa sıkıntı yok. Islanmazsa 4 blok çekeceğiz. Galiba 4 blok ya. Yanlış hatırlıyorum. Galiba 4. 5. blok aynen. 4 blok. Tamam. 5. blok iptal. 5. bloklar iptal. Hadi lan. 4 blok 1 2 3 4 burası bunun yüzünden dönüşür normalde şey değil yani bunu kaldıracağım oradan zaten sınırsız suyu sonra şimdilik bu tarla bize her türlü yeter kocaman tarla avucu kesinlikle yemeyeceğim gerçi dur lan köşelere yetişecek mi acaba tamam yetişiyor sıkıntı yok 4 blok yaptık da Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kemik belki bir şeye lazım olur diye şimdilik yarısını bir çevireyim. 27 tanesi fazlasıyla yeter zaten. Şu 9 tane bir ver bakalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yemelen. Hemen. Hemen. Tamam, fazlası basılmıyormuş zaten. Büyüyene kadar basayım şöyle hızlıca. Şimdi maksat şu. Hızlıca tarlayı büyüteceğiz. 35 tane çıktı. Bir yatayım. Tadımız kaçmadan bir yatalım. Askerlerimiz var. 2 tane spam olmuş da. Kalk lan. Git öbür yatağa yat. 6 tane yatak var orada. Öküz. Şu tarla işini bir halledelim önce. Şöyle az daha temizleyeyim. Bas kemik tozunu. Bu kemiğin hepsini harcayacak gibiyim ama. Tarlanın hepsini kaplayayım. Ondan sonra şey yapmayacağım. Harcamayacağım zaten kemik tozları. anda yemeseydik. Gerçi o zaman da yine 18 tane mi ne şey vardı havuç vardı her türlü şey olacaktı. Kemik tozunu basacağız yani her türlü. Az bir şey kaldı ya. Şuradan bir 3-4 tane daha büyütsem. Dur bakayım. Şunu da büyütürsek tamam. Bir tanesini daha çevirelim hemen. Hop. 4 tane çıktı. Bir blok mu boşluk kaldı gerçekten? Bir blokta kalsın. Bir şey olmaz ondan. Ver bakayım. Bu çit mümkün değil. Buraya yetmez bu arada. Bitti lan zaten çit. Daha bir tarafını şey yapamadım. Lan Balta var. elimizde şey yapıyoruz. Şöyle dursun. Aşağı yukarı bir 15 tane daha falan çit lazım. Kedi nereden spawn oldu lan? Kedi ne alaka ya? Neyse dursun. Bir zararı yok şimdi kedinin bizi. Şunları at. Toprağı moprağı at. Odun, dur odun lazım. Çit yapacağız. Şuradan 2 dakika hemen. Ya hepsini. 15 tane yeter herhalde. Bu bloktan da kapıyı yapacağım. Aslında bunun ortasına bak suyun üstüne de şeyi koyarım. O şey bloğu var ya. i̇şçinin işte çalışması için gerekli blok. O bloğu da şeye koyarız. Tam yetti lan. Harbi tam yetti ha. Ama mis gibi oldu. Burası büyüyecek. Tarlamızı da yaptık. Güzel şimdi kuleye gidebiliriz. Şunları bir salla. Yemek dursun. İnsan yemeğinin de yarısı. Ya da insan yemeğin Şöyle ben insanken karnımı doyurayım. Yürüyün gidin lan ekmek yok size. Odunu salla. Çapayı salla. Sandığı da fullledik. Ee, baltalar baltalar var da. Neyse tamam ben bir dönüşeyim. Buradan hemen. Aç bakayım şurayı. Kılıç önemli. kalıcı koy. Bunları da koy. Belki bir şey yaparız. Diğerlerini sonra harcarım. Bunları da şöyle alalım. Tamam. Şimdi kule ne tarafta? Hafif şöyle. Böyle biraz momentumdan faydalanarak. buraya geldik. Selamun Aleyküm. Kule hala yanıyor. Şimdi hocam sandığa baktım diye hatırlıyorum. Burayı boşaltmışız. Şuradaki sandığa bakmış mıyım? Şuraket falan var. Bir sürü varil var da tamam bunlar şekil olsun diye. Yapının parçası. Ara kat var. Şurada bir sandık var. Mantar çıktı sadece içinden. Yapma, yapma. Yağmur yağıyor deme. Anasını satayım yağmur yağacak. Gebereceğiz. E? Ee? Hadi bakalım. Ben yağmurda uçamam ki. Şansıma tüküreyim. Burayı da boşaltmışım bu arada. Tohumlar var. Buğday tohumu, balkabağı tohumu. Patates falan yok mu abi? ya? Aha, patates de var. Tamam, patates de bulduk. Tamam. Bu ne? Karpuz var zaten bizde. Sıkıntı yok. Tamam patatesi de bulduk. Patates de ekeriz gerekirse. Yağmurda da hasar yiyor mu? Bir şey olmuyor gibi. Yok yok tamam yağmurda bir şey olmuyormuş. Şöyle şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru. Hızlıca uçalım. Selamun aleyk bir yere kafa attım da. Yani yağmurda hasar yiyor sanıyorum yemiyor musunuz iyi. Kül mül toplamışım ya kül ne alaka ya. Neyse sıkıntı değil dayı. Senin şimdi neydi? Havuçla turp olmaz. Onu havuçla patatese çevirmemiz lazım bir şekilde. Alsın bir şu işi. Onu havuçla patates yapmamız lazım. Patatese olmadı. İki tane de yapabilirim. Gel. Bu arada ben bunu buraya koymayayım bak. Bunu. Tarlanın yanına koyayım. Bu eleman da tarlanın yanında dolansın. Buraya koyacağım. Boşluklu koydum. Buradan tırmanır atlar bunlar. Bir alsın bakayım şu işi. Lan kedinin tarlanın içinde ne iş var ya? Çık lan şuradan. Çık bakayım şuradan. Kapı şurada çık. Sıpa. Aldın mı? Aa buğdaya diyor. Olur. Buğday da olur. Patates şart değil. Buğday daha iyi olur. Buğday tarlası da yapacağız mecburen zaten köylülerin üremesi için. Şart. Şimdi bu sandığı taşımam lazım da ben bunu nasıl taşıyacağım ya? Envanteri komple bir şey yapmam lazım. Dur şu öbür sandığa atayım elimdekileri. Şimdilik bu sandığa şöyle şunları bir sallayalım. dur şimdi sandık da gelecek elimize olmaz çubuğu bu, bu bir şey atarız ya bu arada şu kitabımızı bir okuyalım ya bir şeyler yazacağım kitapta bir bakalım yolculuğun başındasın ama yine de hızlı gelişiyorsun ejderhaya dönüştüğün haberi hızlı yayılır bu durum krallığın gözünü korkutabilir son ejderhaya dönüşen in... son ejderhaya dönüşen insanın neler yaptığını unutma kitap bize diyor ki yani ejderhaya dönüşüyorsun eyvallah gelişiyorsun ama yani denk al. Herhalde kral. O kadar loot var ki şey yapamadı, algılayamadı. bize çıtır bir uyarı geçti. Ben bu sandığı da bununla birleştireyim. Ya da dur birleştirmeyelim. Şur şuraya birleştirelim onu. Tamam. Bunların hepsini ben yine atayım içeriye. Bu sandığa da bir düzen yapmak lazım ya. Tohumları mamları falan ayırmak lazım. Ayarlar zor, O kolay. Yağmurun sesi niye gelmiyor hocam? Baglandı mı? Ama durum 30. Yağmurun sesi baglanmış. Düzelir o. Normalde çünkü gelmesi lazım da. Şunu da ben bir alayım. Gene bak kırılamadı. Elimde yer var mı? Var. Kırıl artık. Hadi oğlum. Nasıl ya? Kırdım ya oğlum ben bunu. Şey o serverda oynuyorum sanki de ping varmış gibi. Şimdi dur öbür sandığı şununla birleştirelim. Ya da hepsini tekli mi yapsaydık ya? Neyse sonra ben sandıkları düzenlerim. Şimdilik şöyle bir dursun. Buğday tohumları da çok var bak. Ekmek elimizde kaldı. Kalsın ekmek yeriz ekmeği şimdi. Daha iyi. Şimdi şöyle yapacağız. Ben ejderha halim için ayrı bir yer yapmayı planlıyorum. Çünkü ejderhayken yani büyüdüğümüzde artık evin içine giremeyeceğiz. Zaten evin yarısı kadar falan olacak boyumuz muhtemelen. O yüzden bunu şimdilik dışarıda bırakıyorum ama evimin yanında dursun yani yakınında dursun. Burada da durmasın böyle ortada. Yatağımı da alacağım şimdi. Hatta şu an fırtınaysa bu yağmurdan dolayı bağlandı bu arada bir. Fırtına yokmuş. Ananı avradını. Kırıldı değil mi bana ya? Neyse ya onu sonra şey yaparız hallederiz sıkıntı değil. Kayboldu. Şimdilik ejderha'ya dönüşmelik bir işimiz yok zaten. Ee, çiftçi masasını ben gidip şimdiden koyayım şeye. Çapa'yı da... Çapa nerede Çapa'yı ver bakayım. Bloğa gerek var mı? Bir tane toprak ver toprak. Lazım olacak şimdi. Ben gideyim o çiftçi şeyini koyayım da. Aa ama çiftçi şeyini nereye koyacağız? Çiftçi şeyini bir köşeyi kırıp lan bak bu kedi gene girmiş içeri. Oğlum. Nasıl giriyorsun lan sen buraya? Çiftçi şeyini şu köşeye koyacağım. Burası zaten boş kaldıydı. Şimdi buraya koyuyoruz. Şimdi çiftçi olması lazım önce. Köylüler dönüşmüyor değil mi lan çiftçiye? Dönüşüyor mu? Dur bakayım. Yok yok. Benim kendi işçi alıp şey yapmam lazım. Ya kedi. Neyse gez ya bir şey olmaz. Gidiyorum ben. Bir yatalım. Yatabiliyorsak. Akşam oldu herhalde. Bir şeyler çıkmadan ortalığa. Tamam. Yatalım. On zümrüt lazım asker için. Tamam. Yağmur da dindi. Şimdi. Dur şu crafting table'ı fırını falan da yerleştirelim içeriye. Onları da şu kenara atayım madem. Fırın nerede fırın? Bak bağlandı gitti fırın da gitmiş. Dayı çık evimden ya. Fırın da bağlandı gitmiş. İçinde bir şey var mıydı lan fırın? Gerçi kömürler falan burada duruyor ama. Boştu herhalde ya. Dursun. Şimdi su kovamız vesaire. Şimdi buraya bir ayar çekeceğim. Dediğim gibi sandıkları ben video dışı hallederim. Şimdi uğraşmıyor onlarla. Şu kılıcı aletleri şunları da atarız. Direkt şunları versen bana. Ejderha yemeklerin de ver. Yanımıza bulunsun. Gerçi yani şu an dönecemeyeceğiz de. Ee, şimdi çoban koyunlara bakıyor. Şu domuz çobanı zaten. Sığır ineklere bakıyor. Tavuk da tavuğa bakıyor. Balıkçı balık tutacak. Çiftçi zaten tarlada çalışacak. Oduncu bir madencimiz var bir de ekstra olarak. Bir de şey var. Ee, tüccar var. Tüccar da ayrı. Fakat tüccar şöyle. Ben bundan önceki sezon 24'te şey olarak kullanıyordum tüccarı böyle kervan falan oluşturup etrafta böyle geziyormuş gibi olsun diye kullanıyordum. Normalde tüccarın asıl amacı oyunda bir arkadaşınızla oynuyorsanız mesela sadece ikiniz oynuyorsunuz diyelim. Sen buraya bir krallık kurdun o da gitti atıyorum. Şuraya krallık kurdu. Tüccarı oluşturuyorsunuz. Siz satmak istediğiniz şeyleri ayarlıyorsunuz. Tüccarı ona yolluyorsunuz. Aynı şekilde o da size yolluyor. Böyle böyle kendi aranızda birbirinize bir saat gidip gelmeden alışveriş veya takas vesaire bir şey yapabiliyorsunuz. Mevzusu o yani asıl tüccarın. Normalde etrafta şey de spawn oluyor olması lazım da. Belki bu biyomda spawn olmuyor olabilir. Şeyler böyle küçük gruplar spawn oluyor. Hatta önceki serileri izleyenler varsa bak. Gladiator serisinde spawn oluyorlardı etrafa. Ulan Gladiator serisi de güzeldi ha. O seride de etrafa spawn oluyorlar da askerler. Yaratıkların spawn olması falan açık bu arada. Gece ben dışarıda durmadığım için spamlanmıyorlar. Neyse köyümüz gelişiyor. Zümrüte ihtiyacımız var, o on zümrüte. Onun için köylülerle takas yapacağız. Ejderha için dediğim gibi ayrı bir yer yapacağım. Dur biz neredeyiz şu an? Ulan aslında bir şey söyleyeyim mi? bak. Şuradan bir yerden dağın içini delsem. Oraya gitsem mesela. At içinde yer yapsam atıyorum, Atı alsam buradan oraya gitsem. Ejderhaya dönüşüp içeriden ejderha olarak çıksam. Uçarak falan böyle. Geniş bir mağara yapsam. Şekil olur ha. Neyse sonra ben bir düşüneyim. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp <laughs> like, like, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.